Merhaba arkadaşlar. Böyle mi? Akşamlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Bizim günümüzün otur bizlere neye yemeğe gidiyor. Biliyorum, biliyorum. Yani o bahından sıkıntıya girmeyin. Hayır, hayır, tamam. Buyurun, buyurun. Tamam. Tamam, buyurun. Abi, siz buyurun musunuz? Siz bayanlar geçsin. Her şey zor olmayın. Havalar basit. Şey, fare nerede? Asıl mısın? İsmail. Nerede fare? Fare? Şey, fare diyorum. Görüntüyü bozmuyorum. Görüntüyü bozulmaz. Benim hanım yana geçsin. Tamam. Geliyor musun? Sen de neyse yok. Ben alıyorum. Selma. Sana da haber. Sen de. Belediye başkanı da oluyor. Ya uygun böyle. Anlaşılan. Abi şu şuraya. Sana. Yarasını böyle geç. Ben de böyle geç. Oran. Thank you.
Değerli belediye başkanım, değerli kaymakamım, değerli büyüklerim, değerli arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar. Akın Bey'in vedasını onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım. Aramızda 9 yıl gibi uzun bir süre çalışıp kendi istemiyle Denizli iline tayini çıkan öğretmenimiz Akın Bey'e hayırlı yolculuklar dilerken bütün ömründe başarılar diler, saygılar sunarım kendi adıma. Türkiye'deki sosyal demokratları birleştirme açısından üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getiren ve bu konuda büyük özveri gösteren Sayın Murat Karayalçın ve sevgili eşi Neşe Karayalçın. Erfene'ye hoş geldiniz. Saygılar sunarım. Başbakanlık Başdanışmanı Sayın Şükrü Barutçu. Erfene'ye hoş geldiniz. Saygılar sunarız. İlçemize gelen Sinop Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Cafer Yüksel ve arkadaşları hoş geldiniz. Sinop Eğitim Sen İl Başkanı Sayın Enver Aydın Yılmaz ve arkadaşları aramızda gördüğümüz için sizleri çok memnun olduk. Hoş geldiniz. Gene aramızda bulunan Ayancık Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Mustafa Sarısoy ve arkadaşları hoş geldiniz. Gecemizin önemi üzerinde konuşma yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Suat Dervişoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakam. Sayın milletvekilim ve değerli eşlerim, yüksek yargı mensupları, değerli öğretmenler ve çok değerli sayın misafirlerimiz. Öncelikle bu geceye teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Böyle gecelerin aramızdaki bağlılığı, dayanışmayı pekiştirdiğine inanıyoruz. Eğitim camiamızın değerli bir üyesini uğurlarken Akın Özdemir, değerli öğretmenimiz Akın Özdemir'i uğurlarken böyle bir gecede bir arada gelmek, dayanışmalı bir şekilde bu geceyi ifa etmek büyük bir mutluluk oldu bizim için. Öncelikle gecemize teşrif eden Sayın Milletvekilimiz Sayın Murat Karayalçın ve değerli eşleri ve çok değerli misafirlerin aramızda bulunması bizi hayliyle memnun etmiştir. Değerli bir öğretmenimiz olan Akın Özdemir Bey kendisini yeni görev yerine uğurlarken kendisine yeni görev yerinde başarı ve mutluluklar diliyoruz. Eğitim gerçekten çok kutsal ve vefakar bir görev olduğu inancındayız. Ve özellikle çocuklarımızı emanet ettiğimiz vatanını, milletini seven, Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişen, çağdaş ilim ve teknolojiyi yakalama babında hizmet veren öğretmenlerimiz gerçekten büyük bir görevi ifa ettikleri inancındayız.
Özellikle biz Avrupa'da Avrupa'daki öğretmenlerin teknolojiyle oynadıklarını, öğrencilerden fazla ders çalıştıklarını, çağdaş bilim ve teknolojiyi yakaladıklarını gördük. Ve bizim de vefakar öğretmenlerimizin bu çağdaş bilgi ve birikimi yakaladıklarını, öğrencilerimizi bu yönde yetiştirdiklerine inanıyoruz. Ve öncelikle değerli öğretmenlerimize şu mesajı vermek istiyorum. Hep birlikte milli birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel günlere, daha mutlu günlere yaklaşma babında büyük bir görev ifa ettiklerini, öncelikle gelecek nesillerimizi yetiştirmeleri doğrultusunda çok kutsal bir görevi yürüttüklerini belirtmek istiyoruz. Sözlerime son verirken bizleri şereflendiren, onurlandıran milletvekilimiz Sayın Murat Karayalçın ve değerli eşleri ve çok değerli misafirlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle saygı ve selamlarımı iletirim. Kaymakamımıza biz de teşekkür ederiz. Sağ olsun. Aramızda bulunmasından onur duyduğumuz Sayın Murat Karayalçın'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Karayalçın. Sayın Kaymakamım, Sayın Cumhuriyet Savcısı, çok değerli belediye başkanı, sevgili Erferetliler, burada benimle birlikte olan eşimle, il başkanımla ve tüm parti yöneticilerimizle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Sinop'a sevgili il başkanımızın oğlunun Anıl'ın sünnet düğünü için geldik. Biraz önce ilçe binamızdan öğrendiğime göre önümüzdeki günlerde, bugünlerde Sinop'ta çok sayıda düğün var, sünnet düğünü var. Anlaşılan Temmuz ayı Sinoplar tarafından böyle değerlendirilmekte. Buradan arkadaşlarımla birlikte Gerze'ye gideceğiz. Çok sevgili ilçe başkanım, değerli hemşehriniz Cemil Bey, bugün benim eşimin ve arkadaşlarımın Erfele'ye gelmesini ve Sayın Akın Özdemir için verilen bu veda gecesinde yer almamızı istedi. Çok görkemli bir birliktelik. Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. hükümetinde Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak doğrusu Sayın Akın Özdemir'e gıpta etmekteyim. Bir kamu görevlisinin, hele bir öğretmenin görev yaptığı ilçede, görev yaptığı beldede kısa süre içinde bu denli büyük sevgi toplaması, bu denli büyük beğeni toplaması gerçekten hem kendisini hem eşini, tüm ailesini kutlamamız gereken bir şey. Bir siyasetçi olarak da doğrusu gıpta ettim kendisine. Biz bir yerlerden ayrılırken böyle insanlar bir araya gelip de veda ziyafeti vermiyorlar. Ama anlaşılan
bir veda ziyafeti alabilmek için öğretmen olmak gerekiyor. Hele hele Akın Özdemir olmak gerekiyor. Siyasette eskiden genel başkanlık yapmış olsanız bile konuşmaya başlamadan önce birileri size taktik verirler. Burada otururken ilçe başkanım da bana taktik verdi. Cemil Bey dedi ki burada olanların 1/3'ü öğretmen, kamu görevlisi, 1/3'ü de buranın esnafı. Burada hiç siyasetçi yok. Demeye getirdi ki siyasi bir konuşma yapma. Gerçekten siyasi bir konuşma yapma durumunda değilim. Burada her siyasetten insanlar var. Ayrıca Erfeleklilerin nedenli nazik olduklarını, Erfeleğin Anaplı Belediye Başkanlığı'nın Sayın Feleğin beni ilçe binamızın önünde karşılayarak bana ve eşime bir buket çiçek vermesi nedeniyle de gördüm. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Mart'ta bir yarışma olmuştu. Onun sıcaklığını da yaşayan birisi olarak burada bize gösterilen bu nezaketi de dikkate alarak bu toplulukta demin ifade ettiğim gibi farklı siyasi partilere mensup yurttaşlarımızın olduğunu göz önünde bulundurarak bir siyasi konuşma yapma durumunda değilim. Ancak çok sayıda kamu görevlisinin burada bulunduğunu göz önünde bulundurarak kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesine olan sonsuz inancımı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bulunduğumuz günlerde yeniden hareketlendi. İnşallah hafta sonu cumartesi günü hiç olmazsa tam teşekküllü olmasa bile bazı yönleriyle kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli bir adım atacaktır. Bunu siyasi bir konu olarak görmüyorum. Siyaset yapmıyorum. Aslında kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesi yalnızca kendilerinin ücret düzeylerini saptamaları açısından, maaşlarını saptamaları açısından önem taşımamakta, memur olmayan tüm yurttaşlarımız için de kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesinin çok büyük bir önemi olduğuna, çok büyük bir ağırlığı olduğuna inanmaktayım. Bakın, kaymakamımız burada, savcımız burada. Çok sayıda kamu görevlisi var. Erfelek'te taşımış oldukları sıfat gereğince kamu hizmeti üreten kamu görevlileri var aramızda. Yurttaşlarımızın tümü kırtasiyecilikten, bürokrasiden çok çekmiştirler. Çok çekmektedirler. Benim anımsadığım 61 anayasasından bu yana ister esnaf olsun, ister işçi olsun, hangi meslek dalında çalışıyor olursa olsun, isterse işveren olsun, tüm yurttaşlarımızın burasına kadar gelen kırtasiyeciliğin kaldırılması için, bürokrasinin yok edilmesi için çok sayıda komisyon kurulmuştur. Ama bunların hiçbirisi şimdiye kadar istediğimiz, dilediğimiz sonuçları elde edememişlerdir. Kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesi sağlandığında biraz önce ifade ettim. Onların maaş düzeylerini saptamanın yanı sıra o sendika yöneticileri, sendika mensupları tüm yurttaşlarımız için çok büyük bir önem taşıyan kırtasiyeciliğin, bürokrasinin ortadan kaldırılmasını da gerçekleştirecektir. Kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesinden temel beklentimiz budur. İnşallah bu cumartesi günü bu elde edilecektir. Eğer bu elde edilemezse Türkiye için, tüm yurttaşlarımız için ve Türkiye demokrasi için gerçekten çok yazık olur. Eşimle birlikte Sayın Akın Özdemir'e ve eşine Denizli'de
kendi tercihiyle gittiğini öğrendiğim Denizli'den mutlu bir yaşam diliyorum. Başarılarının orada da devam etmesini diliyorum. Ve hepinize enişten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Sayın Karayalçın'a çok teşekkür ederim. Yani rakımız yerine kaldı ama. Kimse rahatsız olmaz. Arkadaşlar kimse rahatsız olmaz. Teşekkürler bakanlığı. Başarılar dilerim. Yeni gelmişsiniz. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Akın Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Neşe Akın Bey de geliyor. Bir Akın Bey'le veda edelim buradan. Akın Bey. Burada iner aşağı. İnmeyin, inmeyin. İnmeyin. Hadi başarılar diliyorum. Eşim de size bir veda edeceğim. Ne mutlu size. İnşallah aynı şekilde Denizli'den de ayrılırsınız. Evet. İyi günler. Hocam başarılar. Olmadı. Ben başarılar diliyorum. İyi yolculuk. Sağ olun. İyi yolculuk, iyi yolculuk. İyi günlerden. Evet. Efendim herkes hayrat yaptı. Evet. Çünkü gerçi örgütü çok kızdı efendim. Evet. Avusunu aldınız benim. Tamam. Bir başkanıma söyleyeyim geçiyoruz. Yaver Bey nerede? Hadi anasını. Abi benim adıma bir özür. Senin adıma özür. Örgüte. Sen özür. Hemen telefon ediyorum. Doğuş Bey'in işte telefonu 10 dakika evvel çıktı. Ben özür dileyeceğim, evet. Başkan görüşürüz. Hadi başkanım, çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki, hadi. Oldu, hadi. Hadi, 10 dakika evvel çıktı diyorsun. Tamam, hemen konuşuyorsun hadi. Hemen söylüyorum, hadi. Hadi, Allah'a ısmarladık. Sen de gülün.
Thank you.
soyu yıktı harap etti köyü. Ölüsüne bir kasuru tükenin ve ağlandı. Ülkümün ahlakı soyu yıktı harap etti köyü. Ölüsüne bir kasuru tükenin ve ağlandı. Azak aptal söz söyledi cümle halkı dahveledi. Sorarlarsa kim söyledi? Türküler birlikte söylenince güzeldir. Gelin bu son türküyü hep beraber söyleyelim. Meylim ne diyelim? Sayın Kaymakamım, Sayın Savcı, Sayın Hakimim, değerli öğretmen arkadaşlarım, memur arkadaşlarım, esnaf arkadaşlarım. Ben öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu gece aramızda bir konuğumuz vardı. Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Karayalçın. Onu Erfelek olarak iyi bir şekilde karşıladığımızı zannediyorum. Bize bu konuda haber veren
CHP'nin ilçe başkanı arkadaşımız Sayın Cemil Özdemir'e ve teşkilatına teşekkür ediyorum. Sayın hocam da şanslı bir gece. Yani en azından bir genel başkandır. Erfelek'te olması bizim için gurur verici bir olaydır. O açıdan sizi de kutluyorum hocam. Sevgili hocamla bizim son derece çok eskiye dayanan arkadaşlığımız var. Geldiği günden beri ben kendisini çok iyi tanıyorum. Çünkü kendisiyle sporla olan ilişkimiz yüzünden güzel günlerimiz oldu. İyi günlerimiz oldu, öyle zannediyorum. Kendisi de Erfelek'ten çok iyi izlenimlerle ayrıldığına inanıyorum. Kendisine bundan sonraki yaşamında, hayatında mutluluklar, başarılar temenni ediyorum. Şu ana kadar hep kendisi zannediyorum diploma vermiştir. Şimdi biz de Erfelek'te ona bir diploma takdim edeceğiz. Bu fikri de aslında benim kendimin de bir düşüncesiydi. Muzaffer Altay arkadaşımız Erfelek'ten ayrılan memurlar için kalıcı bir belge olsun. Yani en azından gittikleri zaman unutmazlar. Zaten unutacaklarını zannetmiyoruz. O mümkün değil tabii. En azından bir belge ellerinde kalsın dedik. Erfelek Belediyesi olarak biz bir belge hazırladık. Kendisine onu ve Erfelek Belediyesi'nin amblemi olan bayrağı takdim edeceğim. Burada küçük bir anı anlatacağım size. Ben 10. ayda hepinizin bildiği gibi Almanya'daki işçilerimizi ziyarete gitmiştim. Orada bir eve girdim. Çok tesadüf. Girdiğim evde duvarda resimler vardı. Resimlere baktım. Ben nikah kıyıyorum resimde. Yani hakikaten güzel bir olay, güzel bir duygu. Bu tabii belediye başkanlığı kalıcı bir görev değil, geçici bir görev. Bizden sonra da arkadaşlarımız olacak ama bu güzel olaylar, bu güzel duygular sürekli kalsın diyorum. Ben arkadaşıma Akın Özdemir'e bundan sonraki hayatımda ve yaşamında başarılar temenni ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Belediye başkanımıza biz de teşekkür ederiz. Ayrıca öğretmenimiz Akın Bey'e de teşekkür ederiz. Gecemizin sırası itibariyle bu geceyi tertip eden tertip komitesi adına gecenin önemini belirten konuşmaları yapmak üzere CHP Erfelek İlçe Başkanı Sayın Cemil Özdemir'i sahneye davet ediyor. Şöyle yapmayacağım. Çünkü kağıtla konuşacağım. Değerli arkadaşlarım, değerli Erfelekli dostlarım, öncelikle hepinizden özür diliyorum. Çünkü ben böylesi gecelerde kağıttan konuşmaya pek alışık değilim ama bu gece kağıttan konuşacağım. Sebebini söyleyeyim. Serde biraz politikacılık var. İşi politikaya dayandırmadan konuşmam zor. O nedenle bu gecede politika yok. Çünkü bu gece bir kamu çalışan arkadaşımızın vedasını yapıyoruz. O nedenle biraz dikkatli olmam lazım. Bu nedenle kağıttan okuyacağım. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, burada bu akşam ilçemizde 9 yıldan bu yana lise ve ilk öğretim okullarında başarıyla öğretmenlik ve yöneticilik yapan, bu başarılı görev yapmanın yanında ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak amacıyla her türlü etkinlikte Erfelek halkının yanında olan, bu etkinliklere bizzat katılan, ilçemizde bir kamu çalışanı olarak çok uzun süre kaldığı için içimizden biri olan sevgili öğretmenimiz, arkadaşımız Akın Özdemir'in Denizli ilinin Çivril ilçesine tayini çıktığı için ilçemizden ayrılmak zorunda kalışı nedeniyle düzenlediğimiz veda toplantısı için toplanmış bulunmaktayız. Bu anlamda tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım,
sevgili Erfelekliler, özellikle de dışarıdan ilçemize gelenler ama yine özellikle de Erfeleğimizde biraz da kalanlar çok iyi bilirler ki Erfelek halkı son derece misafirperver ve kadir şinastır. Memur kökenli de olduğum için biliyorum ki Erfeleğimizden pişman ayrılan yabancı bugüne kadar olmadı. Umuyor ve inanıyorum ki bundan böyle de olmayacaktır. Çünkü Erfelekli için yabancı yoktur. Zira Erfelekli ilçesine geleni geldiği dakikada bağrına basar ve o artık Erfeleklidir. Her Erfelekli de Erfeleğimizi tanıtmak, insanımızı anlatmak, bir anlamda turizm elçisi olmak zorundadır. Ekonomik olarak çöküntü içinde olan ilçemizin kalkınması için turizmi, yani hiç önemsemediğimiz yaylalarımızı, belki de Türkiye'nin en temiz, en bakir kalmış sahillerimizi, doğal zenginliklerimizi, bunlara bir de yöre insanımızın, yani sizlerin kadir şinaslığını, konukseverliğini, artılarımız, şanslarımız olarak görmekteyim. Böylesi bir tanıtım, ucuz iş gücünü görecek olan yatırımcının da dikkatini çekecek, belki de ilçemizde yatırım yapmaya özendirecektir. Bu da ancak ciddi bir tanıtımla mümkündür. Bu nedenle diyorum ki, turizm elçilerimize Erfelek'ten ayrıldıktan sonra da Erfelek'in ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınmasına yapacakları katkılar vardır. Bunu da gönüllü olarak gidenlerin yaptıklarına, gideceklerin de yapacaklarına yürekten inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri hep yapılan, hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılan vedaların sondan ilki daha birkaç hafta evvel yine çok değerli bir öğretmenimiz için, arkadaşımız için görkemli bir şekilde yapılmış idi. Bu akşam da sevgili Akın Özdemir ve eşleri için yapılan bu törenin hafızalardan silinmesi, gönderdiklerimizin bizi Erfelek'i unutmaları mümkün mü? Bu coşkuyu bütün siyasi görüşleri, toplumun bütün unsurlarıyla Erfelek halkı bir bütün olarak yaratmaktadır. Bu nedenle de herkese, hepinize ve bu coşkuya katkıda bulunan değerli konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili Akın Özdemir, sevgili Emine Özdemir, sevgili çocukları ve değerli anne babaları, sizi hiç istemesek de Erfeleğimizden güle güle demek durumunda kaldık. Umuyor ve inanıyoruz ki gittiğiniz yerde de yaşam boyu bulunacağınız her yerde Erfelek'tekinden daha başarılı, daha sağlıklı, daha mutlu olacaksınız. Bulunduğunuz yörede insanlarla kaynaşarak onların her zaman yanında olacaksınız. Şahsım ve çok değerli Erfelek halkı adına dile getirmeye çalıştığım bu duygularla size güle güle derken gecemizi onurlandıran herkese tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım. İyi eğlenceler. Sayın Cemil Özdemir'e biz de teşekkür ederiz. Şimdi sırada gece onuruna gece yapılan arkadaşımız için sıra ona geldi ama ben onu size sizin affınıza sığınarak tanıtmak istiyorum. Bizim burada bir güreş olur. Pehlivan er meydanına çıkar. Cazgırbaşı çıkar der ki tanıtır. Pehlivan, pehlivan. Ben de diyorum ki şimdi ne kadar eğlenirsek eğlenelim bu gecenin sonu yakın. Karşınızda Uşaklı Fenci Akın. Buyurun Akın Bey. Buyurun hocam.
Sayın daire amirleri, çok değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili Erfelek halkı, kıymetli misafirler. Bu gece benim gecem değil, tüm dostların gecesi. Gecemize hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 1987 yılından bugüne yaklaşık 8 yıldır Erfelek'te 3 okulda da görev yaptım. Hiçbir öğretmen ve hizmetli arkadaşlarımla olumsuz bir olayla karşılaşmadım. Öğrencilerini sevmeyen öğretmen olmaz. Ama ben daha çok sevmeye çalıştım. Ve bilgi dağarcığımı onlara açtım. Takdiri kendilerindir. Sevgili Erfelekliler, acılarınız ailemin acısı, neşeli anılarınız yine ailemin neşesiymiş gibi sizlerle kader birliği yaptım. Canım dostlarım, Erfelek ülkemizin güzide bir ilçesi. Misafirini seven, koruyan, sevdiği zaman onurlandıran halkıyla bizlerin hatırasından silinmeyecektir. Değerli konuklar, bildiğiniz gibi kendi isteğimle Denizli'ye tayinimi istedim ve gerçekleşti. Fakat buradaki ortamı bulacağımı hiç zannetmiyorum. Sizleri arayacağıma ve unutmayacağıma söz verir, Allah ısmarladık der, geceyi organize eden tüm dostlarıma teşekkür eder, sevgiler, saygılar sunarım. İyi eğlenceler. Akın Bey'e biz de ayrıca teşekkür ederiz. Sırası itibariyle şimdi şu anda bizi biraz eğlendirecek olan Hüseyin arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Buyurun Hüseyin. Oh,
Hoş geldiniz. Bizler için böyle gecelerin büyük anlamı vardır. Sendikamız eğitim seviyesi olan ve belli bir dönem sendikamız yönetim kurulunda görev alan Akın Özdemir, Erfelek'te bulunduğu süre içinde eğitim çalışanlarının sendikal örgütlenmesinde hep bizlere destek olmuştur. Kendisini kutlar, Eğitim Sen Erfelek temsilciliği olarak yeni görev yerinde de bu çalışmalarının devam etmesini dilerim. Bu çalışmalarına hepinize afiyet olsun der, saygılar sunarım. Atatürkçü, ilerici, yurtsever, demokrat insanların her günkinden daha fazla örgütlenmeye ihtiyaçları vardır. Birileri bizim sendikal örgütlenmemizden korkuyorlar. Hiç korkmalarına gerek yoktur. Şimdi sendikamız Eğitim Sen'in hediyesini Akın Özdemir arkadaşıma veriyorum. Başkanıma çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Havuzbaşı restorantın Akın Bey'e küçük bir ikramı var. Onu da sunmak üzere Saadettin'in kardeşi Ceyhan'ı da sahneye atıyorum. Buyurun Ceyhan Bey. Teşekkür ederiz. Buyurun. Oh,
Oh,
Thank you.
Gecemizin bu bölümünde biraz da saz dinlemek istiyoruz. Onun için affınıza sığınarak arkadaşımız Sezai'yi tekrar sahneye davet ediyorum. Yüreklerimize, yüreklerimizden geldiği kadar sıcak, yüreklerimizden geldiği kadar dostça davranalım. Ve şimdi de Ayancık ilçe örgütü, CHP ilçe örgütü adına aldırma gönül parçasını istemişler. Elimizden geldiğince onu söylemeye çalışacağız.
Efkarlıyım, efkarlıyım, eliyim,
Bu geçin ağlar gitmekte.
Nefes. Çok teşekkür ediyorum. Ya hop hop. Bak Samir Bey verdi o. Gel Manyak mısın?